düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler NATO'nun yakın takibinde. Bu kapsamda NATO liderleri 24 Mart'ta olağanüstü liderler zirvesine katılmak üzere NATO'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Mart'ta düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılmak üzere Brüksel'e gidecek. Rusya-Ukrayna savaşı çatışmaların şiddetini artırmasıyla devam ediyor. Dünyanın gözünü çevirdiği savaşta sorumlu tutulan taraf olan Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Savaşı durdurmak için üst düzey toplantılar gerçekleştiriliyor. Bölgedeki gelişmeler NATO'nun da yakın takibinde. İttifakın liderleri sürece ilişkin değerlendirme yapmak için ilk olarak 25 Şubat'ta video konferans yöntemiyle toplandı. Şimdi de Brüksel'de bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğinde NATO üyesi ülkelerin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg'le sürekli dirsek temasındaydı. Hem telefonla hem de yüz yüze birçok görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle 23-24 Mart tarihlerinde Belçika'da olacak. Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının gerçekleştirdiği diplomatik girişimlerine vurgu yapacak. Ankara'nın çözüm önerileri üzerinde duracak. NATO liderleri ise zirvede Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin bundan sonra yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. İttifakın savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirecek adımları konuşacak. Zirveye Amerika, Fransa, Almanya ve İngiltere devlet başkanlarının da bulunduğu liderler katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü Hollanda Başbakanı ile bir araya gelecek. Görüşmeyi duyuran isim Hollanda Başbakanı oldu. Başbakan, Türkiye'nin NATO için büyük önem taşıdığını söyledi. Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta diplomasi trafiğine girdi. Onlarca isimle görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Salı günü de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya gelecek. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. NATO içindeki ülkelerin birbirleriyle yoğun görüşmeler yapmaya devam etmesi gerektiğine işaret etti. Türkiye'nin Doğu kanadının savunması için NATO içinde büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye ile iyi ilişkiye sahip olmayı kendine görev olarak gördüğünü belirtti. Türkiye ile yoğun görüşmeleri olan az sayıdaki AB ülkesinden biri de Almanya'dır. Dolayısıyla bunu Almanya'dan farklı bir boyutta değil de Avrupa'da tüm dosyaları düşünmeye çalışan bir oyuncu olarak her konuda anlamasak da Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum. Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşında iki ülkeyle temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurguladı. Rutte, Türkiye ile kişisel ilişkilerin her zaman iyi kaldığını vurgulayarak Salı günü Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye gideceğim dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ FETÖ ile mücadeleye ilişkin konuştu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili ABD Adalet Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirildiğini açıkladı. Bizim devletimize ve milletimize karşı her türlü fitneyi, ihaneti ve suçu işleyenlere karşı mücadele etmek devletimizin ve milletimizin hakkı ve hukukunu korumaktır. Gündeminde FETÖ ile mücadele vardı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı girişimleri hatırlattı. Türkiye'nin talepleri oldu ve benim daha önceki bakanlığım döneminde ben bu konuda iki defa ABD Adalet Bakanı ile görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanımız her görüşmesinde bu konuyu muhataplarına dile getirdi. Dışişleri Bakanımız her konuyu dile getirdi. Hem Abdülhamit Gül Bey mektup yazdı bildiğim kadarıyla daha önceki dönemde ve Türkiye bu konuyu sürekli gündemde tuttu ve ısrarlı bir şekilde iadesini talep ediyor.
ABD ve Türkiye arasındaki iade şartlarının tamamen oluşturulduğunu söyledi. Ancak ABD'nin Fethullah Gülen'i koruduğunu dile getirdi. Hatta biz Amerikalı yetkililere şunu söyledik. Onlar bize işte şartlar yok falan deyince biz şartların tam olduğunu ispat ettik. Önlerine yeterinden fazla delil koyduk. İşte o zaman diyorsanız siz gönderin, mahkeme buna karar versin. Şartları yoksa mahkeme reddeder. Çünkü ben inanıyorum ki mahkemeye gitmiş olsa mahkeme o delilleri gördükten sonra bakanlıktan farklı bir karar verebilirdi. Biz bunu istememize rağmen bakanlığa göndermediler, yargıya göndermediler. Yani sizin aleyhinize karar çıkar diye. Gönder, biz istiyoruz, dosyamızdan eminiz, delillerden eminiz ama göndermediler. O nedenle ABD Fethullahçı terör örgütünü himaye ediyor. Çok açık bir şekilde biz bunu görüyoruz. Gülen'i ısrarlı bir şekilde istediklerini söyleyen Bozdağ, iade sonucunda ABD ile ilişkilerin güçleneceğini ifade etti. Türkiye olarak biz Fethullahçı terör örgütünün kurucusu, yöneticisi, terörist başı Fethullah Gülen'i ısrarlı bir şekilde istemeye devam edeceğiz. Çünkü bu Türkiye'nin hakkıdır. ABD-Türkiye ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir. Eğer bu iade olursa Türkiye-ABD ilişkileri ayrı bir ivme kazanabilir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Japon mevkidaşıyla bir araya geldi. İkili ilişkiler görüşüldü. Rusya-Ukrayna gelişmeleri değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Japonyalı mevkidaşıyla Antalya'da bir araya geldi. İkili heyetleriyle birlikte yaptıkları görüşmenin ardından kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. 2024 yılında diplomatik ilişkilerimizin 100. yıl dönemini kutlayacağız. Bu vesileyle yapılacak ortak faaliyetlerin planlanmasına şimdiden başlamayı kararlaştırdık. Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla arkadaşlarımızla birlikte ele aldık. Ve stratejik ortaklığımızı her alanda ilerletme yönündeki irademizi bir kere daha teyit ettik. Bakan Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna savaşına değindi. Uluslararası sisteme reform gerektiğini söyledi. Gerek Rusya-Ukrayna savaşı gerekse bölgelerimizdeki son gelişmeler bir kere daha gösterdi ki başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin ciddi bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu konularda Japonya ile birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldık. Tabii başta Rusya krizi olmak üzere Asya Pasifik bölgesi ve bizim bölgemizdeki bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Çavuşoğlu Japon mevkidaşına Rusya ve Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili bilgi verdiğini ifade etti. Sayın Hayashi'ye özellikle Rusya'daki, Ukrayna'daki gelişmeler hakkında bilgiler verdim. Son durum hakkında düşüncelerimizi, tespitlerimizi paylaştık. Ayrıca Türkiye olarak arabuluculuk çabalarımızda ve son geldiğimiz nokta konusunda bilgiler verdim. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati TÜGİK temsilcileriyle bir araya geldi. Yurt dışı ziyaretlerinden bahsetti. Ülkemizi şikayet için gitmiyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Antalya'da Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu ile bir araya geldi. İş Zirvesi 2022 programına katıldığı açıklamalarda bulundu. Bakan Nurettin Nebati yurt dışı ziyaretlerinden bahsetti. Yurt dışına ülkemizi şikayet etmek için değil, bu ülkede yatırım yapmayın demek için değil, bu ülkeye yatırım yapmaya gelin. Bu ülkede can, mal, ırz ve inanç güvenliği sağlandığı için gelin. Bu ülkede kambiyo rejimine inanarak gelin. Bu ülkeye temel insan haklarına öncelik veren, adalete vurgu yapan, özgürlüklerden asla taviz vermeyen bir ülke olarak gelin diye gidiyoruz. Nurettin Nebati 21. yüzyılın Türkiye'nin yılı olacağını söyledi. Türkiye adeta bir fırsatlar ülkesi. 21. yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. O kadar umutlu, o kadar heyecanlı ve geleceğe
o kadar büyük bir ümitle bakıyorum ki Allah'ın izniyle yanılmayacağım ve yanıltmayacağız. Akaryakıt fiyatlarına değinen Nebati enflasyonla mücadele mesajı verdi. Zorlukların üstesinden geleceğiz. Petrol fiyatları yükseldi. Farkındayız. Dış ticaretimizi olumsuz etkiliyor. Farkındayız. Enflasyonu olumsuz bir şekilde etki yapıyor. Farkındayız. Bunları gizlemiyoruz. Ama mücadelemizden asla geri adım atmıyoruz. Enflasyonla da mücadele ediyoruz. İhracatımızın geliştirilmesi noktasında da elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. 90 milyar liralık büyük bir projeden bahsetti Bakan Nebati. Tamamı bitmiş. Barajların, göletlerin sularını kullanır hale getirecek. İkinci müjdeyi de Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Altyapı, kanallar projesini de bitirecek 90 milyar liraya yakın büyük bir projenin ayrıntılarını gene Urfa'da paylaşacağız. Çok kısa bir süre içerisinde, yani 2 yılda barajı tamamlanmış, göleti tamamlanmış sular toprakla kavuşacak. Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden savaşın durması için 5 şartını sıraladı. Bu şartlar arasında Kırım'ın Rus toprağı olarak kabul edilmesi ve Ukrayna'nın Donbas'tan vazgeçmesi yönünde istekler bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu işgal savaşı devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ordusuna verdiği talimatla Ukrayna'yı kuşattı. Savaş nedeniyle milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. Dünya Moskova ile Kiev hattından çıkacak ateşkes kararını bekliyor. Savaşın durdurulması için üst düzey diplomatik görüşmeler devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için masaya sürdüğü şartları 3'ten 5'e çıktı. Putin daha önce yaptığı açıklamada savaşın uzaması durumunda Ukrayna'nın daha fazla taviz vermek zorunda kalacağını söylemişti. Buna göre savaşın durması için Ukrayna'nın bu şartları kabul etmesi gerekiyor. Kırım Rus toprağı olarak kabul edilecek. Ukrayna Donbas'tan vazgeçecek. Ukrayna tarafsızlığını açıklayacak ve NATO'ya üye olmayacak. Ukrayna'da Rusça kullanımı koruma altına alınacak. Ukrayna ordusu da Nazi düşüncesinden arındırılacak. Dün bu ekranlarda arka plan programı vardı. Programa birbirinden değerli isimler katıldı. Önce MHP Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Kamil Aydın Erzurum için yüksek hızlı tren meselesini gündeme taşıdı. Sonra AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu Çanakkale Zaferi'nden söz etti. Çünkü yol medeniyettir. Konuya yol medeniyettir diyerek girdi. Erzurum için yüksek hızlı tren meselesini gündeme taşıdı. MHP Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Kamil Aydın, Kardelen Televizyonu ekranlarında yayınlanan Profesör Doktor Mevlüt Özben'in sunduğu arka plan programına konuk oldu. Erzurum için yapılacak projelerden bahsetti. Gündeminde yüksek hızlı tren vardı. Bu bağlamda Erzurum'un en önemli, gerçekten ivedilikle arkasında durmamız gereken ve talep etmemiz gereken bir yatırımı, ki buna Sayın Cumhurbaşkanımız da hayır demeyecek, aklı selim hiçbir kimse hayır demeyecektir. Çünkü hali hazırda Türkiye'de bu hamle başlatılmış. Nedir bu? Biz diyoruz ki yüksek hızlı trenin Erzurum'a kadar uzatılması. Erzurum'a kadar, hatta Kars'a kadar. Niye Kars'a kadar? Çünkü oradan sonra zaten biraz önce bir yol, bir kuşak projesi dediniz. Yani hali hazırda bunun altyapısı yapılmış, yatırımları yapılmış, inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani Bakü, Tiflis, Kars demir yoluyla ta Çin'in de ötesine gidecek bir projeden bahsediyoruz. Bakü, Tiflis, Kars projesini hatırlattı. Erzurum'a erişimin hızlı ve kolay olmasının gerekliliği üzerinde durdu Kamil Aydın. Bakü, Tiflis, Kars demir yoluyla ta Çin'in de ötesine gidecek bir projeden bahsediyoruz. O zaman Erzurum kısmı kadük kalmasın. Ankara, Yozgat, Sivas hattı tamamlandı. Bakınız Erzincan'a kadar da ihale kapsamında. Ya Allah aşkına diyorum ki kıymetli hemşerilerimiz, bütün siyasi partiler. Bakın burada asıl olan Ali menfaati Erzurum'dur. Burada ortak paydamız Erzurum ve Erzurumlu'ya hizmettir. Bizim yıllardır en büyük sıkıntımız,
Dışarıdan gelecek yatırımcı için de Erzurum Turizm Merkezi, Eğitim Merkezi, Sağlık Merkezi bu bağlamda liderliğini muhafaza etmesi için Erzurum'a erişimin, ulaşımın çok hızlı ve kolay olması lazım. Maliyetinin düşük olması lazım. Allah razı olsun. Evet, hava yolumuz var. Karayollarımız epey toparlandı ama yani 8-10 saatlik bir yolculuk artık yani dünya gündeminde çok rekabetçi bir ulaşım yapısı değil, formülü değil. Evet. Yani şunu 3 saate, 4 saate indirebilecek bir imkanımız var. Bu da yüksek hızlı trendir kardeşim. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da programa katıldı. Çanakkale zaferinden söz ederken duygu dolu anlar yaşadı. Türkiye her karış toprağı gerçekten emekle, sahiplenmekle, ecdadın emanetiyle bizlere kanla aslında emanet edilmiş topraklar. Ben bir kadın olarak bugün çok ayrı da duygusalım sanırım. Çanakkale'de biz şehitliklerimize gidince farklı bakıyoruz dünyaya. Eceabat, Gelibolu Yarımadası'nda gerçekten orada bugün çok soğuk dediler herkes. Çanakkale bugün çok soğuk dediklerinde hep şunu söyledim. Ecdat bu toprakları o günkü şartlarda karın kışın altında bazen yiyecek tahini olmadan, bazen ayağına giyecek ayakkabısı olmadan bize emanet etti. Aslında bugün Çanakkale belki olması gerekenden daha bile sıcaktı. Çünkü 253 bin şehidimizin duası vardı bizimle köprüyü açarken. Erzurum şehitliklerini Çanakkale'ye benzetti İskenderoğlu. Erzurum'u ziyaret ettiğimizde o karın altındaki şehitliklerimize gitmiştik. Ve ben Çanakkale'yi görmüştüm orada da. TFF 1. Lig'in 29. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurum spor sahasında Samsun Spor'la karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Samsun Spor oldu. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor evinde Yilport Samsun Spor'u ağırladı. Karşılaşmada Samsun Spor hanesine 3 puan kazandırdı. TFF 1. Lig'de 29. hafta heyecanı devam etti. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor sahasında Yilport Samsun Spor'la kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Samsun Spor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Osman Çelik ve 45. dakikada Hasan Kılıç kaydetti. Erzurum Spor'un tek golü ise 82. dakikada Süleyman Koç'tan geldi. Bu sonucun ardından ev sahibi takım Erzurum Spor 44 puanda kaldı. Samsun Spor ise 42 puana yükseldi. Öte yandan karşılaşma esnasında karla kaplanan saha devre arasında ekipler tarafından temizlendi. Zorlu mücadelenin ardından teknik adamlar maçı değerlendirmek üzere kameraların karşısına geçti. Maçtan önce bizim için tabii maçı kazandığımız takdirde başka bir boyuta evrilebileceğimiz bir maçtı. Mental anlamda da hem rakip için hem bizim için zor bir maç olacaktı, bunu biliyorduk. İstediğimiz aslında şekilde maça başladık. Düşündüğümüz pozisyonları da elde ettik, sadece finali elde edemedik. Teknik patron Muzaffer Bilazer Erzurum Spor'u Süper Lig'e taşıyacaklarını ifade etti. 8 maçımız daha var. Hala da bizim hedefimize ulaşabileceğimiz bir yol var. O yolu sonuna kadar deneyip dik durup bir şekilde Erzurum Spor gelecek sezon inşallah Süper Lig'e dönecektir. Bu konuda herkes müşteri olsun. Samsun Spor Teknik Direktörü Fuat Çapa güzel bir galibiyet olduğunu dile getirdi. Sonuç bizim adımıza tabii ki sevindirici ama ona ilaveten takımımızın vermiş olduğu mücadele de sevindirici. Güzel bir galibiyet oldu. Milli takım arası öncesi moral motivasyon açısından. Ben takımımı tebrik ediyorum camimi azada. Erzurum Valisi Okay Memiş karşılaşma öncesi antrenman yapan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'a moral ziyaretinde bulundu. Takımla sohbet eden Vali Memiş onlara baklava ikram etti. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor antrenmanını ziyaret etti. Futbolculara baklava ikramında bulundu. Erzurum Valisi Okay Memiş mavi beyazla takıma moral ziyareti yaptı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat ve Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile birlikte Büyükşehir Belediye Erzurum Spor tesislerine gitti. Vali Okay Memiş'i Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Başkanı Ömer Düzgün ve Teknik Direktör Muzaffer Bilazer karşıladı. Hoş bulduk, sağ olun.
Bir süre antrenmanı izleyen Vali Okay Memiş futbolcularla bir süre sohbet etti. Yüksek irtifa kamp merkezi olmanın avantajlarını yaşamak istiyoruz dedi. Arkadaşlar hepinize emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Like to thank you for your efforts. İkinci rakımda aslında zor ve çetin bir coğrafyada yaşayan bir şehir. Burası çok kadim bir şehir. Dünyada bu rakımda bu nüfusta çok az ülke var, çok az şehir var. Yüksek irtifa kamp merkeziyiz ve bunun avantajlarını yaşamak istiyoruz aslında. Erzurum Spor Başkanı Ömer Düzgünse takıma güvendiğini ve hedefe ulaşmak istediklerini ifade etti. Tabii ki hedefimiz hep 1 ve 2'den çıkmaktır. 2'yi yine kovalayacağız inşallah. Ben arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Sizin de biraz önce duyduğunuz gibi olabiliyor bu tarz şeyler. Ama 2'den olmazsa bile biz her halükarda playoff'tan dahi olsa ona kalmayı çok hedeflemiyoruz. Ama playoff'tan dahi olsa kesinlikle Allah izin ederse eğer bir aksilik olursa nasibimiz de varsa tabii ki. Vali Okay Memiş daha sonra futbolculara baklava ikramında bulundu. Birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu yeni bir organizasyona ev sahipliği yapmak için kollara sıvadı. Federasyon tarafından Avrupa Üniversitesi Spor Birliği'ne dilekçe yazıldı. Dilekçede 22-23 Nisan'da yapılacak kış oyunlarına ev sahipliği yapmak istediklerinin altı çizildi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan Avrupa Üniversite Spor Derneği'ne bir müracaat yazısı gönderildi. EUSA kış oyunlarına ev sahipliği yapmak istenildiği belirtildi. Konunun 22-23 Nisan tarihlerinde Salerno, İtalya'da yapılacak olan EUSA İcra Komitesi toplantılarında değerlendirilmesi talep edildi. Erzurum pek çok ulusal ve uluslararası kış sporları yarışmalarına ev sahipliği yaptı. 2011 senesinde yapılan Dünya Üniversite Oyunları ve 2017'de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları ile adından sıklıkla bahsettirdi. Türkiye'den Avrupa Spor Derneği'ne bir yazı gönderildi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, EUSA kış oyunları sporlarına Erzurum'un ev sahipliği yapmak istediğini belirtti. Konunun EUSA yarışma takviminde yer almasını istedi. Takvimde düzenlemeye gidilmesi talep edildi. Türkiye'nin bu talebine Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de destek verdi. Erzurum'da yaşlı, bakıma muhtaç ve engellilerin evlerinde bakım ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli hayır duasını aldıkları bireylerin gönüllerine dokunuyor. Yaşlı, bakıma muhtaç ve engellilerin evlerinde bakım ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Onların bir hayır duası tüm yorgunluklarını alıyor. Çok teyzelerimiz çok mutlu oluyor. Yani böyle gerçekten gözden içi gülüyor. Dua çok ediyorlar. En çok bizim hoşumuza giden o. Yani onları tabii kırmadan, incitmeden, gönlünü çok şükür kazandık. Allah'ımıza şükürler olsun. Onlar bizim veli nimetlerimiz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Memnun etmeye çalışıyoruz onlar bizde. Allah size acı keder göstermiyor. İyi günler nasip eder yavrum. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Darül Eceze Vakfı Yaşlılara Evde Bakım Projesi başlattı. Proje kapsamında kente 70 bakıma muhtaç birey tespit edildi. Projede görev alan gönüllü personeller evlerdeki bakım ve temizlik hizmetini özenle yapıyor. Zaten bizim kendi rutin işlerimiz var. Ayrıca soruyoruz yapmamızı istediğiniz bir şey varsa onların isteği doğrultusunda işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Onları memnun etmek için uğraşıyoruz. Bazen dertlerini dinliyorlar, bazen de sıcak çay eşliğinde samimi sohbet ediyorlar. Düzenli bir şekilde ziyaret edilen evler baştan aşağı temizleniyor. Tadilatı da varsa eksiksiz yapılıyor. Cam, çerçeve, kapı, her şey. Buzdolabı yüzeyi, mutfak dolaplarının yüzeyi, Nihat Efendi de perdeleri takıyor, prizlerimizi takıyor. Bile hani kırık yer olanda onarıyor. Ne bileyim kurnişlerden düşük olanda onarıyor. Yani herhangi bir sorunumuz yok. Allah hepinizin elinden tuta, uşakların başından yağdıra. Çok güzel bir hizmet verirler yavrum. Proje 2008 yılından bu yana devam ediyor. Proje kapsamında yapılan anketlerde oldukça mutlu bir tablo ortaya koyuyor. 3 ayda bir telefonla şey yapılıyor, anket yapılıyor. Anket sonuçları personelin memnuniyetinden ve yapılan işin memnuniyetinden %100
memnun olduğunu görüyoruz. Genelde aşırı derecede dua ediyorlar. Belki yakınlarımızdan, aile büyüklerimizden duymadığımız duaları onlardan duyuyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Allah size acı keder göster. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Kızak Festivali düzenlendi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivale katılan vatandaşların kıyasıya mücadelesi ortaya renkli görüntüler çıkardı. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Kızak Festivali düzenlendi. Düzenlenen festivale yoğun katılım sağlandı. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Şenkay Hızek Festivali yapıldı. Şenkaya Şiran Kesmesiyle alanında düzenlenen festivale daha çok gençler ilgi gösterdi. Festivale katılan vatandaşlar kar üstünde kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi. Teşekkür ederim. Eğleniyor musun? Evet. Baba olur bu hafta sonu kaymaya geldik her onu. Bu etkinlikte emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Dur gençler. Belediye başkanı tüm çalışanlardan Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir de Hızak Festivali'nin üçüncüsünü düzenlediklerini ifade etti. Bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtti. İlçemizin coğrafya güzelliklerini sosyal alanlara katmak için bu üçüncüsü düzenlemiş olduğumuz Hızak Geleneksel Festivalimiz, faaliyetimiz bu üçüncüsü olarak da bugün devam ediyor. Sosyal alanları daha da şenlendirmek için gençlerimize, çocuklarımıza güzel günler yaşatmak için böyle biz programlar yapmak zorunda kalıyoruz ve daha güzellerini yapacağız. Sosyal tesislere, kayak tesislerine ve diğer tesislere ilçemizde insanlarımız uzak, imkanlarımız o kadar iyi değil ve imkanları buralara da yaşatmak istiyoruz. Gençlerimize, yetişkinlerimize, çocuklarımıza her alanda güzel bir faaliyetler geçirerek daha da güzel günler geçirmesini belediyemiz olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kızak binen Şenkayalılar daha sonra orkestra eşliğinde halay çektiler. Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam etti. Kent merkezi ilkbaharda beyaz örtüyle kaplandı. Erzurum ilkbaharda yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Baharın gelmesini bekleyen Erzurumlular hafta sonuna kar yağışıyla uyandı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Beklenen oldu. Kenti etkili olan yağış kış aylarını aratmıyor. Zaman zaman etkisini artıran yağış kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı soğuk nedeniyle çatıların üzerinde oluşan buz sarkıtları ise tehlike saçıyor. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve bölge illerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yetkililer yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına karşı uyarıda bulunuyor. Bolu Dağı tünelinde 18 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazada 3'ü ağır, 17 kişinin yaralandığını açıkladı. Tünelin İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Bolu Dağı tünelinde zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada 3 ağır, 17 kişi yaralandı. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı tedbirlere rağmen kazayı da beraberinde getirdi. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu Dağı tüneli içinde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada kurtarma çalışmaları başladı. Kazayla ilgili ilk açıklama Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten geldi. Maalesef 18 araç karışmış durumda kazaya. 18 araçta 2 tanesi otobüs. 30 civarında yaralımız var son aldığımız bilgilere göre.
kurtarma çalışmaları başladı. İlk 10 dakika bitmeden tüm yaralılar normal şartlarda hastanelere sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında saat 14.47'de Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, bir umketimi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, ifadelerini kullandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat artışlarıyla mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda pek çok ilde denetimler yapıldı ve 896 firmaya idari para cezası uygulandı. Piyasa aksaklıklarına sebep olan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetleri önlemek için kollar sıvandı. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin stokçuluk ve fahiş fiyat artışına engel olmak için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturuldu. Kurulun oluşumu görev ve yetkileriyle fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin yönetmelik belirlendi. Peki burada oturan da var mı, değil mi? Oturan da var. Tabii. Haksız fiyat ve stokçuluğa yönelik faaliyetler kapsamında bakanlığa gelen fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetler ekipleri harekete geçirdi. 81 ilde pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edildi. Denetlenen firmalardan savunma alınarak ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep edildi. Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sunuldu. Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara ceza uygulandı. Bu kapsamda fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 896 firmaya toplamda 25.448.428 lira idari para cezası uygulandı. Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sisteminin silahlarına 40 milimetre çapında mini roket eklendi. Songar ilk atış testini başarıyla tamamladı. Silahlı drone Songar'a mini roket eklendi. 40 milimetre çapındaki roket ateşlendi. İlk atış testi başarıyla tamamlandı. Harp başlıkları ve mini roketler üreten Troy Teknoloji Savunma'nın işbirliği sahada test edildi. İlk olarak otomatik makineli tüfekle ortaya çıkmıştı. Daha sonra güvenlik güçlerinin envanterine katılan Songar'a geçen sürede farklı silah sistemleri ve mühimmat entegre edildi. Bunlara son olarak yerli imkanlarla geliştirilen mini roketler eklendi. Songar'a yerleştirilen atıcı tüplere monte edilen mini roketlerle 8 başarılı atış yapıldı. 40 milimetre çapındaki roketler mini ve mikro insansız hava araçlarıyla insansız kara araçlarında kullanılabilecek, dışa bağımlılığı olmayan bir çözüm olarak geliştirildi. Mini roket, döner veya sabit kanatlı, alçak irtifa, mini veya mikro İHA'ların taşıyabileceği yük limitleri içinde kalıyor. Çok amaçlı kullanım için uygun altyapıya sahip bulunuyor. Sistem yerli olarak üretildiği için ihtiyaca göre geliştirilebiliyor. İç güvenlik ve sınır ötesi harekatlarla meskun mahal operasyonlarında kullanımının faydalı olacağı değerlendiriliyor. Uzunluğu 170 mm olan mini roket 550 mm'lik atıcı tüpten fırlatılıyor. Roketin ağırlığı tek kullanımlık atıcı tüple 500 grama karşılık geliyor. Bir mini İHA'ya 6 adete kadar roket entegre edilebiliyor. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. Köprüde sabah saatlerinde yoğunluk oluştu. 18 Mart 2017'de temeli atıldı. 4 yıl gibi kısa bir sürede açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde vatandaşların hizmetine açıldı. Gece yarısından itibaren araçların geçmeye başladığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğunluk da oluşmaya başladı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişler bir hafta ücretsiz olacak. Köprüden geçişlerin ücreti bir hafta sonra ise 200 Türk lirası olacak.
Dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye sahip köprüsü Çanakkale Köprüsü ayrıca en uzun kuleye de sahip. Öte yandan köprü zamandan da tasarruf sağlıyor. Öyle ki köprü sayesinde iki kıta arasındaki mesafe 6 dakikaya düştü. Muğla'da bir doktor görevi başında darp edildiğini ileri sürerek bir uzman çavuş hakkında suç duyurusunda bulundu. Hastanenin kamera kayıtlarının incelenmesinin sonrasında böyle bir saldırı olmadığı ortaya çıktı. Tıp bayramında infiale neden oldu. Uzman çavuş beni darp etti dedi. Uzman çavuşu gözaltına aldırdı. Mesai arkadaşları alkışlı protesto düzenledi. Doktorun yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Muğla'da görevli bir uzman çavuşun 26 yaşındaki doktor Tahir Tarımer'i darp ettiği iddia edilmişti. Genç doktor vücudundaki kızarıklığın ve kırılan gözlüğünün fotoğrafını paylaşmış, şikayetçi olmuştu. Doktorun mesai arkadaşları ise uzman çavuş polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken alkışlarla protesto etmişti. Doktorun darp şikayeti üzerine uzman çavuş tedbiren görevinden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı. Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Doktor bankodaydı. Uzman çavuşun da elinde tetkikleri olduğu dosyası vardı. Kısa bir konuşmanın ardından doktor hastanın yanına geldi, tetkikleri istedi. Ya vermiyorum evrak. Tamam. Ne yapmak istiyorsun? Hiç yapmak istemiyorum. Burada uzaklaşmak mı? Uzman çavuş bir süre sonra hastaneden ayrılmak istedi. Tetkik dosyası hastanın elindeydi. Doktor onu almak için hamle yaptı. Dosya da yere düştü. O an hasta da doktor da yerdeki dosyayı almaya çalıştı. Kısa süreli gerilim yaşandı. Diğer sağlık çalışanları araya girdi. Kısa bir itiş kakışın ardından taraflar arka tarafa geçti. Görüntünün sonrası yok. Doktorun yalanı ise güvenlik kameraları sayesinde çürütülmüş oldu. Yeni gelişme üzerine bu kez suçlamada bulunan doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı. Hakkındaki adli süreç devam ederken uzman çavuşsa kendine iftira atıldığı gerekçesiyle doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Hafta başında yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.